İstanbul'da da durum. Halit'e gelelim. Şimdi Çanakkale ve Kıvan geçtiniz. Çanakkale ve Kıvan çekmişler. Bütün medyada sonuçları heyecanla bekliyor. Evet, şöyle bir medya meydanı var. Ben de şimdi Tele1 yayınına doğru ilerliyorum. Bu gece Tele1'de, TV100'de ve T24'ün özel internet yayınında yorumlarımla ekranda olacağım. Kendi YouTube kanalıma da elbette izlenimlerimi aktarmaya devam ediyorum. Gece saatlerinde bir de özel yayın açacağım canlı olarak. Bir güncelleme yapalım isterseniz. Size birkaç video göndereyim. Gördüğünüz üzere gece ilerledikçe bağlantılar da var. Örneğin şu anda Sky Televizyonu bir anons çekiyor. Bu gecenin notlarını aktarıyor. Benzer şekilde bütün medya meydanında, bütün medya kuruluşları saat başı CHP Genel Merkezi üzerinden gelişmeleri aktarmaya devam ediyorlar. Tabii gün aslında indi. Şu anda yavaş yavaş hava karardı. Ama daha hala seçim sonuçları tamamlanmış değil. Zannediyorum işte şu anda saat sanıyorum 8 ben bu videoyu çektiğim zaman. 2-3 saat içinde tablo netleşir. Şu anda Türkiye genelinde adaşım Özlem. Canım benim. İyi yayınlar, İyi yayınlar Özlemciğim. Türkiye genelinde %3-%5 oranında sandıkların tamamlandığını görüyoruz. Bundan sonra veriler biraz daha hızlanacaktır aslına bakarsanız. Çünkü yavaş girilen bir veri sistemi var. Bunu sürekli anlatıyoruz. Bu gece de anlatıyoruz. Kolay gelsin efendim. İyi yayınlar. Evet, durum bu. Gördüğünüz üzere CHP Genel Merkezi'nin önüne sığmayan bir medya ilgisi var bu gece. Şöyle. Merdivenlerde. Biraz da içeriye bakalım, içeride durumlar ne, ona bakalım isterseniz. Evet, bu geceyi CHP Genel Merkezi'nde izlemeye devam ediyoruz Öz TV olarak. Geceyi bitirelim, bir de canlı yayın yapacağız mutlaka. Ortam böyle gördüğünüz üzere. Girelim bakalım içeride neler oluyor. Evet, medya için ayrılan bölümlerdeyiz. Bakalım buranın nabzı nasılmış? Nasıl görüyorlar gelişmeleri? Soralım. Evet, dünyanın çeşitli yerlerinden arkadaşlar buradalar. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Kolay gelsin. Bahar'cığım hoş geldin. Ah, ne haber? İyilik, senden ne haber? İyi, verilere boğuldum. Neredeydin sen? İçerideydim, ben çekim yapıyordum, yayınlara bağladım. Nasıl görüyorsun? Nasıl gidiyor sence? Çok ortada gidiyor ya. Yani çok başa baş gidiyor. Sinan Oğan, bu arada dur, Sinan Oğan'la ilgili açıklayayım ben. Konuştum, bana operasyon çekildi diyor. Sen mi çekmişsin operasyon? Ne bileyim, ben de varsa bir şey ispatlayın dedim. Ben haberimi yaptım. Yok, siz değilsiniz diyor, başkaları diyor. Ben daha yüksek bekliyordum diyor. Kime sorsan ona operasyon çekilmiş değil mi Bahar? Evet, böyle evet. Aynen öyle valla. O yüzden bekliyorum ama galiba ikinci tura kalacak gibi bir hava var. Yani daha gerçekçi bakarsak sanki çok başa baş gidiyor Erdoğan'la Kılıçdaroğlu. Evet, ben de öyle görüyorum ama o acaba diye konuşuluyor. Verilerin yavaş giriliyor olmasıyla ilgili olabilir mi? Olabilir, mümkün. Yani daha sandıkların çoğu açılmadı. Yani ama saat herhalde 10'da 11'den geç anlarız bunu ya. Anlarız. Peki, yani kolay gelsin. Görüşürüz. Evet, gördüğünüz gibi Bahar da burada. Bütün medya burada. Şöyle devam edelim. Evet, artık alt katlarda falan da insanlar tabii yavaş yavaş gece boyunca buradayız. Yorulmaya başlayabilirler bir noktadan sonra. Sadece medya mensupları değil, CHP Genel Merkezi'ndeki görevli emekli kardeşlerimiz de görevlerinin başındalar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz bu gece herhalde... Sabahlayacağız yani inşallah. Öyle mi diyorsunuz? Evet, çok heyecanlıyız, bekliyoruz. İnşallah Kemal Kılıçdaroğlu alır. Siz bu gece
o şeyi yeme içme operasyonunu evet. yönetiyorsunuz evet, değil mi? Evet, sabah kadar personellerimize yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hepsiyle buradasınız. Evet. Peki, kolaylıklar çok, diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok heyecanlıyız. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Ortamlar böyle. Bir de öbür tarafa bakalım, açıklama salonuna. Orada neler oluyor? Bir de onu göstereyim size. Defa. Olmaz, seni buldum, bırakmam. AK Parti Genel Merkezi'nde bomba ihbar mı var? Şu an duyduğumuz bilgiler bu şekilde. AK Parti Genel Merkezi'nde bir bomba alarmı oldu. Genel Merkez'de bundan gazetecilere ve bazı yetkililerin dışarı çıkartıldığı konusunda bilgi var. Sanırım belki bu bir duyum da olabilir ama İçişleri Bakanlığı'nın bu konu hakkında AK Parti Genel Merkezi'ne kadar bomba ihbarı geldiğini duymaması da ayrı bir durum. Soru işareti getiriyor akıllara. Hilal, sendeki bilgi nasıl bu konuda? Herkes bunu konuşuyor şimdi. Şimdi herkes bunu konuşuyor. AK Parti'nin bu olası seçim sonuçlarına göre ikinci tur, birinci tur ki şimdiki sonuçlara göre seçimin ikinci tura kalması öngörülüyor. Öyle bir sonuç var. Sinan Oğan'ın oylarında bir yükselme söz konusu. Bir hazırlık, belki binayı boşaltıyorlar. Bina içinde, çevresinde bir, bilmiyoruz, bir çeşit operasyon da olabilir. Yani gecenin sakin geçmesi için mi acaba? Gecenin sakin geçmesi zor görünüyor. Çok zor görünüyor. Başa baş bir yarış var şu anda. Bu öyle görünüyor. Yani hep başa baş gidecek gibi. Zor. Hani bir çeşit algı. Peki söyleyelim. Sayın Erdoğan daha önceki seçimlerde hep zafer konuşması yapmaya geliyordu AK Parti Genel Merkezi'ne. Ve balkon konuşmasını gerçekleştirdi. İlk kez Sayın Erdoğan sonuçlar sandıkları açılmadan Ankara'ya geldi ve partisinin genel merkez binasında sonuçları takip ediyor. Bunda bu da ilginç değil mi? Evet, daha önce da... olmamış bir şey değil mi? Evet, evet. Erdoğan hep sonradan gelir, balkon konuşmasını yapar. Büyük bir zafer kutlamasıyla coştururdu kalabalık kitleyi. O anda etrafa dolardı halk. Şu anda bir garip durum var. Erdoğan hani koordinasyonu parti genel merkezinde yapıyor. Anadolu Ajansı, TRT hepsi onların elinde biliyorsunuz. Bir manipülasyonun söz konusu olduğunu söyledi CHP'liler. Şu an aslında her şey ortada. Peki bekleyelim, görelim. Çok göreceğiz. Teşekkürler. Görüyorsunuz Ankaralı gazeteciler harıl harıl ellerinde telefonları, notları, hem kulisleri alıyorlar hem son dakika bilgilerine giriyorlar. AK Parti Genel Merkezi'nde bir bomba ihbarı olduğu ve binanın boşaltıldığı şu anda gelen bilgiler arasında. Bu tabii önemli bir bilgi. CHP'nin önü aynen de böyle. Şöyle göstereyim size. Buradan şimdi geçelim içerideki açıklama ve basın merkezine. Bomba ihbarı. Evet. Evet. Şu an gördük. Evet. Peki. Evet. Herkes bunu konuşuyor şu anda. AK Parti Genel Merkezi'nde bomba ihbarı. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet, herkes bilgisayarlarında. Kiminde sözcü açık, kiminde başka kanallar süreci takip ediyor. Geçelim bakalım medya bölümünde de diğer gazeteciler arasında ne var? Bakalım şöyle. Şöyle bakalım. Evet, burada da Halk TV izleniyor. KRT, Halk TV, Tele 1, Sözcü, bu gruplar şu anda. When they showed this to the DP, Turkey, is it for the whole country? Yes. So this is the result for the whole country. Yes. For now. Ömer Çelik şu anda. Ömer Çelik şu anda canlı yayında açıklama yapıyor. Bir şey söyledi mi AK Parti meselesiyle ilgili? Bir sesi duysak aslında. Gelen bilgi şu yönde, sana söyleyeyim. Orada bir X-ray cihazı güvenlik için kurulmuş. Onun için gazeteciler çıkartılmış. Öyle olağanüstü bir durum yokmuş. Bomba ihbarı yokmuş. Öyle, öyle diyor. Öyle bir bilgi var. Gelen oradaki gazeteci arkadaşlarımızdan aldığımız mesaj bu yönde. Hadi bakalım. Peki. This is Ankara Agency. Banka. Peki. Bakalım durumlar neymiş bakalım.
Şöyle son durum. Bütün gece boyunca medya bu şekilde çalışacak işte gördüğünüz gibi. Bakın canlı yayın yapan arkadaşlarımız da var. Cep telefonu üzerinden şöyle bakalım. Ortamlar böyle. Evet, düzenli açıklamalara devam ediliyor CHP'nin içerisinde. Şimdi de gördüğünüz üzere bütün basınla beraber Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu, merhaba Sayın Başkan. Basın açıklaması yapmak üzere buradalar. Düzenli olarak kamuoyuna bilgi aktarıyorlar verilerle ilgili, CHP'nin iç sistemiyle ilgili. Az önce bir basın açıklaması, kamuoyu açıklaması yapmışlardı. Şimdi de yine kürsüdeki yerlerini almak üzere bekliyorlar. Her şey yolunda mı? Evet, gayet iyi. Moralerimiz yüksek. Tamam, bekliyoruz. İnşallah sonuçta güzel olacak. Peki efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, burada bile selfie çekiliyor. Tabii böyle durumlar da oluyor yani. Amin. Evet, geçelim. Geç olur, geç. Evet, biraz bu filmi görmüştük gibi oluyor değil mi? Ne yapalım? Ne yazık ki bizde bunlar oluyor. İktidarlı açıklamaları saygıyla karşılıyoruz. Olgun ve sağlıklı mesajlar verilmesi elbette bizi mutlu ediyor. Umuyorum her cümlesi başından sonra aynı olur. Ve bütün gece...